genel izleyici için uygundur. Sarap Soysal'la Ramazan sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı ve mübarek Ramazanlarınız olsun. Bugünkü dayanışma mutfağımızda Hatay sofrasını konuk ediyoruz. Çok değerli bir şefimiz var. Sevgili Esat Özata bizimle birlikte. Esat şefim gördüğünüz gibi dünyanın en pozitif şeflerinden, çalışılması en kolay şeflerinden biri. Bu arada Hatay Expo'nun Gastronomi Akademisi'nde danışman şefi. Biz bugün onunla birlikte Hatay sofrasını yapacağız. Hoş geldiniz şefim. Hoş bulduk Sarp ablacığım. Ne kadar güzel nidalarda bulundun aslında bana. Çok teşekkür ediyorum. Ben de herkesin Ramazan'ın mübarek olmasını diliyorum. Güzel i̇nşallah. Sofralarla, bereketli sofralarla inşallah ailelerle, sevdiklerle beraber insanlar mutlu i̇nşallah, olsun. İnşallah sağlıkla, sıhhatle. Bu çok önemli tabii ki. Çok. Dayanışma içinde bereketle, umutla, barışla ve sevgiyle çok güzel sofralar kurarız. Şimdi biliyorsunuz Hatay özellikle depremde en çok yara alan şehirlerimizden biri. Bütün şehirlerimizin durumu da çok zor. Hatay gastronomisiyle de çok ön plana çıkan bir şehrimiz ve bugün size Hatay yemekleri yapacağız. Şimdi şefim neler yapacağız onu söyleyelim. Bugün mutfağımız inanılmaz derecede kalabalık. Yani Hatay'ımıza layık o güzel sofrasını bugün sizlerin sofranıza taşıyacağız. Güzel bir kebap yapacağız böyle. Hepsi kebabı böyle. Evet. Yanında da güzel bir ekmek yapacağız. Tamam. Hasat ekmeği değil mi? Hasat ekmeği. Hasat ekmeği Sarap ablacığım. Ardından güzel bir tatlımız var. Şam tatlımız var. Bu tarafa geçtiğimizde tabii ki zeytin salatası olmadan olmaz. Evet, çok da konuşacağız bugün zaten Hatay'la ilgili. Zeytin salatası arkasından benim çok severek de yaptığım, çok da severek tükettiğim bir yemek var. Ökçe var efendim. Ökçe. Yani bir çeşit mücver. Bir çeşit mücver. Ama bol otlu bir bol mücver. Bol otlu, yumurtalı çok güzel bir yemek diyelim. Ara sıcak hatta ana yemek olarak adlandırılıyor. Evet. Bir de tarator var efendim. Tarator diyorlar ama orada tarator diyorlar. Teletur diyor Gaziantep'ler, evet, evet. Tarator diyorlar. Çok hoşuma gidiyor böyle bence şeyler de var ya. Tahinli. Ağızlar var çok hoşuma gidiyor bence böyle şeyler. Tahinli çok güzel bir tarator yapacağız efendim. İnşallah bugün Hatay mutfağını size tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü kuşaktan kuşağa aktarılan o tariflerin günümüzde yaşamasını çok arzu ediyoruz. Bir nebze de olsa Hatay'ın acılarına, dertlerine de ortak olmak istiyoruz. Kesinlikle. Şimdi ilk önce biz şeyle başlayalım. Tepsi kebabıyla başlayalım. Şöyle kollarımızı sıvayalım. Evet, ben özellikle kısa kollu giydim ki kolları sıvayalım. Benim kollarım hep sıvalı. Evet, tabii ki şef olmak kolay değil. Şefler her an her dakika pişirmeye hazır oluyorlar. Evet. Şimdi ilk önce... Ben yoğurayım mı? Evet, tabii ki şefim. Bu tepsi kebabı dedikleri aslında kıymayla yapılıyor. Biz dana döş... Tek çekim kıyma kullanıyoruz. Evet. Kıymayı sakın küçümsemeyin. Yani siz hani kuşbaşı etle yapılır, kebap öyle mi yapılır demeyin. Ama tek çekim yani iri çekilmiş dana döş kıymayla çok güzel tepsi kebabı olur. Orta yağlı olmasına da dikkat edin. Doğru. Şimdi biz sivri biber koyuyoruz. Zerzevat derler Hataylılar. Oralarda hep öyle kullanılır. Hep zerzevat. Biraz iri doğradık ki Sarp abi biraz böyle dişe dokunsun. Evet dişe dokunur derler ya. Evet. O şekilde. Şimdi bunun içine bir ince doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Elbette ki ben tabii çok tuzcu olduğum için elim hemen tuza birazcık, gidiyor. Evet, ben de biraz tuz seviyorum ama dikkatli olmak lazım. Dikkatli olalım. Böyle bir şey de olması lazım çünkü. Biraz daha koyabiliriz bence. Tamam. Biraz daha çok koydum. Çok da aslında kıymalı ürünler yaparken çok da yoğurmamak lazım aslında. Çünkü bu sefer kıymayın... Ezmemek lazım. Eziyoruz, macun haline getiriyoruz. Bu istediğimiz bir şey de bu köfte yaparken de böyle. Evet, köfte de yapmıyoruz bir kebap olduğu için. Daha pufuduk dursun istiyoruz. Şimdi ne katılır? Elbette ki kimyon katılır. Antakyalılar, Hataylılar da kimyonsuz asla dışarı çıkmazlar. Kesinlikle. Güneydoğu Anadolu'nun en sevilen baharatı. Çok az böyle bir şey de katsam Sarıbiber diyorum. Kırmızı toz tabii biber. Tabii ki. Kırmızı toz biberi Antakya'da... Ya zaten şeyler yemeği aslında ön plana çıkaran ot ve baharatlardır aslında. Bence de öyle. Yani mesela bir kıyafet, ben broş derim böyle. Güzel bir elbise giyersiniz. Şöyle bir broş takarsınız. O bütün her şeyi değiştirir aslında. Baharat ve otlar da yemeğin aslında en önemli unsurlarından bir tanesi. Anadolu'da ne derler? Baharat
bir kadının mücevheratı gibi. Doğru. Etin de ziynetidir derler. Çok güzel. Şimdi maydanozumuzu da koyuyoruz. Tamam. Yani aslında sebzeli bir kebap yapıyoruz biz. Hı-hı. Bir tepsi hazırladık, onu getireyim. Ben bir sarımsak da doğrayayım mı? Evet, bir sarımsak da doğrayalım. Bir, şurada hemen önümde var benim. Evet, sarımsak da hemen çok şöyle yakışır. Eziyorum. Pekala. Bakar mısınız? Hayatım boyunca böyle doğrayamadım. Yok, estağfurullah. Böyle bıçağı kaldırmadan tıkkıdı tıkkıdı tıkkıdı. Ve sarımsağı bu şekilde yaptığımız zaman çok daha lezzet veriyor Sarp ablacığım. Yani böyle küp küp, yani böyle yuvarlak yuvarlak değil de yani direkt böyle, evet. Bıçağım şöyle göstereyim bir daha isterseniz. Evet. Şu şekilde alıyorum. Şimdi bana bir göster. Şu şimdi şekilde bak. Bıçağın sırt kısmına vurduğumuz zaman onun içindeki özü çıkıyor. Heh. Özü çıktığı zaman da yemeğe daha homojen bir şekilde tat vermiş oluyor. Tamam. Halka halka doğradığımız zaman o sadece nüfus ettiği yere tat bırakıyor. Tamam. Böyle olduğu harika zaman her yerine, noktası. Her yerine. Çok heveslendim. Doğramak mı istiyorsunuz? Şöyle ama bıçağı edeneli almayalım. Ya, hiç önemli dedikodu değil. Olur derler ya hakkımızda. Şimdi bunu böyle ucunu bırakmadan değil evet. mi böyle? Evet. Ha, böyle ucunu bırakmadan uç böyle arka tarafa evet, arka oynatıyoruz. Arka tarafa doğru tabii. Harikasınız. Yani bu bıçaklar çünkü batı tarzı diyoruz biz bu bıçaklar. Evet, biz batı tabii, tarzı. Tabii. Çünkü burası kavislidir. O yüzden batı tarzı bıçakları daha böyle yukarı aşağıya da ileri geri doğru gider. Bizim Bursa bıçaklarıyla bu olmaz. Bu daha çok bu tür bıçaklarla evet. batı tarzı güzel. Dediğimiz. Şimdi ben ona bir de tabii ki Antakya'nın baş biber salçası var. Baş biber salçası benim yemeklere çok özel bir lezzet kattığına inandığım çok özel bir salçadır. Şimdi baş biber salçamızdan da az kalmıştı. Bir miktar baş biber salçası da koyduk. Böyle bir tepsi hazırladık gördüğünüz gibi. Alüminyum ama içine bir pişirme kağıdı yaydık. Hani dedik ki geleneksel usulde bunu yapalım. Bunlar tabii ki odun fırınlarında pişiyor ama biz 200 derece 600 ayara ayarladığımız bir fırında pişireceğiz. Çünkü hafifçe fırın kültürü çok önemli çünkü. Evet. Yani ev alırken mesela ben Hatay'da şunu öğrendim çalıştığım zamanlarda. Ev alırken mutlaka fırına yakın olması olurmuş. Öyle mi alırlarmış? Evet çünkü tam işte bana göre. Ekmek işte ettir, kebaptır o tip şeyleri hemen. Biberli fırında, ekmeği gönder. Hemen işte katıklılar, işte kaytaslar. Kaytasları hepsi gönder. Hepsi şeye. Fırında. Tepsi oruğunu da ben fırına götürürüm bence. Kesinlikle, kesinlikle. Birazcık su katalım mı bu arada? Olur, birazcık, birazcık su katalım. Birazcık su katalım ki pişme esnasında böyle evet. daha böyle... Şöyle tamam. bir su bardağı kadar. Yeter. Hafif sulu olsun evet. bence. Evet, şöyle bir. Çok da etle yağsız ya biraz daha tamam, koyalım. Tamam, nasıl istersen. Et de yağsız, çok yağ koymadık. Şimdi onların pişmesine suyunu verecek olan domateslerimiz de var zaten. Şimdi artık bunu... Ben şunu bir homojen şekilde yaptım. Yaptınız. Tamam. Artık alıyorum. Tepsinin içine ne kadar güzel böyle bir şefle yemek programı yapmak harika bir şey. Her şeyden anlıyor. Zaten Hatay Expo'nun da danışman şefi Hatay yemeklerini de çok iyi biliyor. O yüzden bugün birlikte yapalım. Ben, bir şey benim dedik. İçin Hatay gerçekten ben biliyorsun Serap'a ben göçmenim. Evet siz göçmensiniz. Trakyalıyım ben, Selanik göçmenim ama. 9-8'liklerden. Evet 9-8'lik ama ben Hatay'a. Tabii daha önceden böyle yerlere turist olarak gidiyorum. Yani evet. iki gün, bir gün. Kalıyorduk. Festival oluyordu, gidiyorduk. Evet, o şekilde ama ben çalışmaya başladıktan sonra ben dedim ki benim ikinci memleketim kesinlikle Hatay. Evet, yani ben zaten bu felaketten sonra ben halen çok aslında çok mutsuzum. İçim kan ağrıyor. Çok doğru, çok ondan doğru. Ondan sonra evet. ama Hatay gerçekten çünkü şöyle bir nokta var Sarp ablacığım. Benim için çok önemli. İnsanlar... Sofralarını açtılar bana. Çok doğru. Gönüllerini açtılar, evlerini çok doğru. açtılar. Çok yani doğru. Benimle tanışıyorlar ve akşamı beni yemeğe davet ediyorlar. Hemen. Ya bu o kadar özel bir şey ki yani böyle bunu anlatırken bir inanın duygulanıyorum. Çok haklısın. Gerçekten yani inşallah. Hatay'ın yani, toparlanacağına. Tabii ki Kahramanmaraş'ında. Tabii ki bütün orada işte. Adıyaman, Maraş, Osmaniye'nin Malatya. De, Malatya'nın da. Tabii ki, tabii ki. Hepsinin Urfa'nın da, Diyarbakır'ın da, Adana'nın da. Bütün deprem geçiren tüm beldelerimizin en kısa zamanda normal hayatına dönmelerini evet, tabii inşallah. Ki diliyoruz. Sofra kurtaracak bizi çünkü sofra birleşim yeri biliyorsunuz. Evet çok hep doğru. Hep ben şey diyorum sofrada dertler, kederler azalır, mutluluklar, bereketler artar. Tabii. O yüzden bu çok çok önemli bir şey. Bunu o yöre çok Türk insanı zaten çok iyi biliyor ama o yöre biraz daha galiba bunun çok daha iyi farkında. Çok doğru çok söylüyorsun. Çok daha farkında. Şimdi bunun üzerine patates de var burada. Patates de bir sıra patates. Çok patatesi, ince.
Patatesi ben özellikle istedim. Ben etle patatesi çok yakıştırırım. Bazen Antakya'da tepsi kebabına böyle patlıcan zamanıysa biraz kenarlarına patlıcan da dizerler. Evet. Biz böyle çok ince doğranmış patatesleri bir sıra kenara dizeceğiz. Bu bir kebap olsun diye de domates de suyunu versin pişerken lezzetli olsun diye de ayrıca domates de koyuyoruz. Ama dediğim gibi bunu siz 200 derecede mutlaka pişirin. Ve ete çok dikkat edin. Et mutlaka dana döş tek çekim kıyma olsun. Orta yağlı olsun. Yani iyi bir kıyma olsun, ona dikkat edin. Böylece Ramazan sofralarınızı süsleyecek. Böyle lezzetli kebap havasında da pideyle de çok iyi gider, evet, değil mi? Evet, kebap havasında bir yemeğimiz olur. Şimdi domatesleri de doğrayalım. Ortayı kapatalım. Tamam. Tamamen. Aynı o şekilde yarım doğruyorum. Evet. Tamam. Biz tabii Uzun Çarşı'da, Antakya'ya gidenler bilir. Uzun Çarşı'da girersiniz eski çarşıdan içeri. Hı hı. Orada tepsi kebabı yapan bir sürü kasap. Kasabın hemen arkasında da odun fırınları vardır. Evet. Ve orada o kadar süratle takır takır doğranır bütün zerzevat dedikleri, hı hı, sebzeler. Sonra da hemen fırına girer. Siz oturuncaya kadar zaten o tepsi kebabı pişip önünüze gelir. Şimdi bunun üzerine de biberler şu şekilde doğruyorum ablacığım. Evet, harikasın. Tamam. Şefim, bunları da koyduk. Buna da biraz diyorum ki şöyle hafif bir tuz mu atsak? Tabii ki. En sonunda Canan Hoca, Canan Hoca herhalde bir televizyona bağlanıp bu sarrafa yemek pişirttirmeyin, bu çok tuz atıyor diyecektir. Ama zaten burada sulu biraz şeyler. Biraz tuzcuyum yani. O yüzden şöyle hafif alıyor bir tuz. Alıyor zaten o. Biberimizi de koyduk. Harika oldu. Hiç üstünü kapatmıyoruz. Tamam. Bunu da çünkü üzerine sebzelerle kapadık yanmasın diye. Şimdi bunu 200 derecede pişmeye bırak. Hatta şu suyundan da birazcık. Şimdi onu yapacaktım aslında da. Şimdi şu suyunu da üzerine, biraz alıp üzerine domateslerin sularını da ziyan etmeyelim. Üzerine hiçbir şey örtmüyoruz. Çünkü bunun üzerine sebze. Birazcık yağ koyalım. Evet. Zeytinyağı. Aman aman. Şöyle patatesleri de koyduğumuz için. Altın sıvı, sızma, evet, zeytinyağı. Evet, daha bol da lezzetlensin. Bol miktarda kesinlikle. Zeytinyağı kullanmaktan hiç korkmayın. Çünkü en sağlıklı yağ zeytinyağı. Evet, doğru. Şimdi fırına koyuyoruz. Evet. 200 derecede 30 dakika falan sürecektir. Zaten kızarıp kızarmadığına ara sıra bakarız. Tabii ki, tabii şimdi ki. Şimdi size bir sürprizimiz var. Zeytinyağından bahsettik. Biliyorsunuz Hatay aslında zeytinyağı, zeytin bölgesidir. Evet. Halhalı zeytinli bilirsiniz o minik zeytinleri. Altınözü ilçesi bir zeytin denizi gibidir. Altınözü ilçesinde Tokaçlı köyünde zeytinyağı sıkım zamanında bir hasat ekmeği yapılır. Pide gibi. Biz bugün size bir zeytinli hasat ekmeği yapacağız. Bunun için şimdi çıkaralım şöyle, evet, yoğurma. Ekmek tabii, ekmek her zaman, yani ekmek biliyorsun insanoğlunun var olduğu, buğday çok önemli bir şey, elbette temel ki besin maddesi, gıda maddesi tabii aslında. Hani bütün toplumlarda aslında bereketin en önemli şey ekmektir. O yüzden çok güzel aslında. Güzel, bu gelenekli şeyler çok çok önemli. Bence de bu yani geleneklerin bir ritüeller falan hani devam ettirilmesi baktığınızda lazım. Baktığınızda yani Türkiye gastronomisinin de çok önemli bir noktası bu. Aynı zamanda tabii ki şunu da altını çizmek lazım Serap ablacığım. Buyurun Hatay, efendim. Hatay biliyorsunuz çok önemli bir mutfak. Ben şöyle nitelendiriyorum, bu benim tabirim. Hatay bir hoşgörü mutfağı. Evet. Hoşgörünün sofrada beraber tüketildiği, beraber mutlulukların paylaşıldığı bir mutfak. 2017 yılında biliyorsunuz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'de gastronomi şehri olarak tescillendi. İlan edildi. Tabii ki. Evet, İlk Gaziantep, arkasından Afyon ve üçüncü, daha doğrusu ikinci şehrimiz Hatay. Daha sonra Afyon oldu. Evet, üç tane, şehrimiz üç şehrimiz var. Markalaştı. Şehir, evet, markalaştı. Dünyaca ünlü üç şehrimiz var Gaziantep mutfak olarak. Hatta şey yapayım mı? Benim ellerim temiz. Tabii. Ben böyle bir, her zaman elimi mikser gibi kullanıyorum ben. Tabii. Şimdi ılık suyu koyduk, evet, kuru maya koyduk şekerle birlikte. Tuzu o zaman atmıyoruz, tuzu sonra atıyoruz mayalı hamurda biliyorsunuz. Evet, çünkü tuz mayanın düşmanı. Evet. Şimdi tabii ki o sırada zeytinler sıkılıyor. İlk zeytinyağıyla, ilk hasatla, evet, bu ekmek yapılıyor. Zeytinyağımızı koyduk bunun içine. Nasıl güzel şimdi koktu. Bu arada ben kokusu elimle güzelce karıştırdım ya, bunun mayalar da
suyla beraber absorbe oldu. Yani eridiler. Tam istediğiniz bir şey aslında bu. Bekletebiliriz de harika. Ama biz tabii programda çok koy bekletemiyoruz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzelce yoğuracağım. Unu koyarken de artık tuzu tuz zamanı. İçine karıştırabiliyoruz. Şimdi unumuzu da ilave edelim. Orada tam buğday unu genellikle kullanılıyor. Cumhuriyet adında bir buğdayları var. O da eski atalık bir tohum. Tam buğday unu bu hasat ekmeğine çok yakışıyor. Evet. Bunu sanıyorum şöyle biraz yetecektir o yetecek sana. Yetecek gibi birazcık böyle yumuşak olması lazım. Ne çok sert ne çok yumuşak. Doğru. Bu yeterli olacaktır. Çünkü yağlı bir hamur bu. İçerisine bol miktar zeytinyağı kattığımız için. Şimdi zeytinyağı ile mayalı bir hamur hazırladık. Bu görmüş olduğunuz kabımızı fırına vereceğiz. Bunu böyle bir pide gibi ya da İtalyanların focaccia'sı gibi yayıyorsunuz. Elbette ki bunun mayalanma süresi var. Ama biz daha önceden bir hamur hazırladık, evet. Yoğurduk. Ama bu şey bu, evet. Gördüğünüz gibi. Kıvam bu. Evet, elimden de görebiliyorsunuz. Bu. Böylece hamurumuz hazırlandı. Evet, gayet. Mayalandı. Güzel. Kokusu bakın, da yerinde. Şöyle daha ekran başındaki izleyeceğimiz için. Evet, harika. Evet. Şimdi bu hamurumuzu artık... Bu arada hep şey yaparlar ya Sarp abici, bunlar kesinlikle değerlendiriliyor. Programdan sonra biz ikinci tepsi yapıyoruz efendim. Onun da altını çizelim. Yani mutfakta hiçbir şey atılmıyor. Bu arada ben atıksız mutfakla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde mi de Sarp abici? Elbette ki. Mutfakta çünkü atık... Atıksız hayat, atıksız mutfak şeklinde. O da çok önemli. Hatta güzel bir kitabım da çıkacak önümüzdeki Harikasın günlerde. Harikasın şefim. Çünkü mutfakta ne kadar az atık o kadar hani hem işte Türk ekonomiye hem de farklı birçok şeye önemli bir öncülük sağlıyor. Tabii bir sosyal sorumluluk projesi haline de geldi. Süper. Ellerimizi atıksız, yağlıyoruz bu arada çok güzel. Şimdi böyle bastırdık. Şimdi size hani bunun üstüne sadece ve sadece bir susam serpip ya da çörek otu da artık bunu fırına verebilirsiniz. Bu akşama size sahurda ya da iftarda Harika. Bir ekmek de olabilir. Zeytinyağlı bir ekmek. Ama size o hasat döneminde yapılan zeytinli ekmeği anlatmak istiyoruz. Şimdi yeşil zeytin de olabilir, siyah zeytin de. Şöyle bir miktar zeytin. Evet. Bunun içine... Birazcık soğan katayım biraz mı ben? Biraz soğan katalım. Evet, çiğden katıyoruz. Evet. Birazcık arzu ederseniz karamelize edebilirsiniz ama çiğ zaten fırına gireceği için o karamelize olacaktır. Birazcık karabiber katıyorum. Şöyle bir... Tuz katmıyorum çünkü zeytinin tuzu oluyor genelde. Bu kadar yeterlidir. Ben size bir önerim daha olacak. Çok az ben da böyle. Mı? Evet. Çok az da başbiber salçasından. Birazcık şey de alayım. Ne koyalım zeytinyağı içine? Zeytinyağı çok azcık. Yani çok az zeytinyağı karışması da. İçin. Evet. Tamam. Şimdi zeytini hasat ettikleri zaman bereketi ve bolluğu artsın diye çeşitli ritüeller yapılır. Bu zeytinli hasat ekmeği de o ritüellerden birisi. Zeytinyağıyla yoğrulan mayalı hamur bu öyle gördüğünüz gibi bir kabın içine yayılıyor. Sonra Hazır içine hale geldi. Evet. Harikasınız. Sonra içine soğanlı ve zeytinli hatta bunun üstüne nar ekşisi de katılıyor. Nar ekşimizi şuradan alayım ben. Şöyle ben de parmak uçlarımla birazcık gömüyorum. Pekala. Birazcık da nar ekşisi gezdiriyorum. Nar ekşisi her zaman için zeytinle çok uyum sağladığı için çok lezzet verir. Evet. Aklınızda olsun. Genelde Orta Doğu ülkelerinde yapılan bütün lahmacunların içine nar ekşisi mutlaka katılır. Şimdi bunu da ilave ettik. Nar ekşisinin yeri çok ayrıdır. Yani çok. İnanılmaz derecede kullanırlar. Güzel, çok da güzel yaydık. Yine 200 dereceye ayarladığımız bir fırınımız var. Zeytinli hasat ekmeğini şimdi fırına götürüyoruz. Evet. Vallahi Sarap ablayla beraber yemekler böyle tıkır tıkır, tıkır, tıkır gidiyor. Tıkır. Ne güzel. Yani mutfakta en çok sevdiğimiz şey yani şeflerin yani mutfakta yemek yapanları işlerin böyle tıkır gitmesi tıkır efendim. Ilerlemesi. Gerçekten o çok şekilde. Çok doğru. Ne güzel. Şimdi bu tarafı toparlayalım. Toparlayalım. Şimdi bir size Şam tatlısı yapmak istedik. Yani Şambali İzmir'de çok meşhurdur. Ege'nin ünlü tatlısıdır. Fakat Hatay'da Şam tatlısı yaparlar. İçi cevizli ve tarçınlı. Yine irmikle, yine unla. Şimdi size onu göstereceğiz. Biraz burayı toparlıyoruz. Efendim biz çok tatlı bir şefimiz var. Sevgili Esat Özat'a onunla birlikteyiz. Çünkü o
Hatay Expo Gastronomi Akademisi'nin danışman şefi. Biz de Hatay mutfağını bir soframızda ağırlamak istedik bugün. Bir özellikle deprem geçiren bütün bölgelerimizin mutfaklarını, mutfak kültürlerini sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi Hatay'ın çok sevilen şam tatlısını yapacağız. Evet. Bu çok var aslında ama tabii ki hatta bu arada biliyorsunuz geçen hafta da künefesi Avrupa Birliği tarafından da artık tescilli. Evet, yani bayağı çok önemli bir nokta bu. Türkiye'de çünkü çok az ürün o bağlamda var. Hatay bu kötü günlerde aslında çok güzel bir Hatay'a da bence gastronomik açıdan çok güzel bir moral olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, dayanışma mutfağı yapıyoruz çünkü. Şimdi şambali de Egeliler bilirler. Evet. İrmik kullanılır. Kimisi tamamen irmik kullanıyor. Ama biz tarifimiz de öyle Hatay'dan gelen. Biz un da kullanıyoruz bunun için. 2 bardak irmiğe 1 bardak un ilave ettik. Yağ katılmıyor şambali ya da şam tatlılarına. Yoğurtla birlikte yumuşatıyorsunuz. Tabii ki oranın güzel yoğurtları olsa koyun yoğurdu, keçi sütünden yapılan yoğurt. Tuzlu yoğurt. Tuzlu yoğurt. Evet, yani, ya o kadar aslında şey ki Serap ablacığım, hani iklimi, faunası, coğrafi özellikleri, ovası. Hani doğa o kadar güzel bir şekilde vermiş ki Hatay'a. O bağlamda da zaten yemeklerin kötü olması olanaksız. Yani çok doğru söylüyorsun. Evet, kötü olması olanaksız. Bu arada ben de şerbetine geçeyim. Evet, hemen. Şerbete ne koyuyorduk biz? Ben su ve şeker kullanacağım sadece. Şey kullanmayacağım, limon kullanmayacağım. Çünkü burada limonun, yani burada tat baklava gibi değil. Çünkü burada baklavadaki şey farklı. Orada şekerleşmemesi, daha sonra katılaşmaması nasıl lazım. Şimdi buradaki tarifte irmik olduğu için içerisinde efendim, öyle bir sorunla karşılaşmayacağımız için sadece şeker ve suyla bu işi halledeceğiz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Böyle irmikli bir hamur işi yaparken gördüğünüz gibi yumuşak hamur. Bu hamurun bu suyu çekmesi lazım yoğurdu. İrmik çünkü zamanla şişer ve katılaşır. Dolayısıyla bu tür irmikli tatları yaparken 3-4 saat önceden, hatta bir gece önceden şam tatlıları, şambaliler yapılır. Bu çok fazla içine çekmedi ama biraz bekleteceğiz. Şöyle bir kabımız vardı. Bu kabın içini geleneksel olarak öyle yapıldığı için biraz tereyağımız vardı. Tereyağı alıyoruz ama ben çok severim. Tahinle ve pekmezle karıştırılmış bir yüzeyi olsun isterim. Çok ben da lezzet katar. Hemen karıştırayım isterseniz. Evet. Şöyle bir pekmezle ben şunu yine tahini alayım. Karıştıralım. Tahini karıştırıyorum. Sadece tahin de koyabilirsiniz tabanına, yağın üzerine. Ama yöresel lezzet vermesi için bu çok önemli. Biz tahinle pekmezi birlikte koyacağız. Şimdi. Bir de bu bizim mutfağımızın en temel, önemli ikilisi. Evet. Evet, yani çok doğru. Bazı ikililer vardır ya yemeklerde. Çok doğru. Yani böyle ürünlerde daha doğrusu. Tahin pekmez kardeşliği diyoruz. Şimdi tahin ve pekmezi koyalım. Birazcık, şöyle biraz veriyorum. Evet, bunu da böyle biraz daha alabiliriz. Biraz daha, tamam. Çok pekmezi çok tercih etmeyebilirsiniz çünkü yanık rengini bozabilir, yanık da gösterebilir ama tahinle karıştırın ve tahin pekmezi de kabımızın içine böyle gördüğünüz gibi koyduk. Pardon, şuradan ceviz kullanacağız. Evet, şuradan. Evet, birazcık tarçına karıştırın. Hayır, yapmış olur, mıydı? Olur, tabii ki. Işte, biz tabii böyle işte. Yemekçilik. İki tane profesör olunca böyle oluyor. Yemekçilik böyle bir şey. Yemekçilik böyle bir şey. Bu kadar ceviz yeter. Yeter. 1,5 bardak cevizi, iri çekilmiş cevizi gördüğünüz gibi bir güzel tarçınla karıştırdık. Şimdi iç harcımız hazır. Evet. Dediğim gibi siz bu şambalinin, şam tatlısının, hamurunun birazcık daha katılaşmasını beklemeniz lazım. Çünkü elimize yapışıyor, iyice çekmesi lazım. Şimdi birinci katı şöyle... Ben elimi de yağlayarak birazcık elimi yağlayacağım şuradan. Tamam. Ben de cevizi alayım. Ben de ortaya ceviz koyacağım çünkü. Elinizi yağlayın. Hamuru yaymakta zorluk çekerseniz. Yoksa yağ katmıyoruz. Şöyle bir güzel yağlayarak elimizi birinci kat hamurumuzu yayıyoruz. İftara aslında çok lezzetli bir hamur ama siz dediğim gibi hamuru önce bekletin birazcık daha katılaşsın. İrmiğin mutlaka o yoğurdu çekmesi lazım. Zaten çekince şişiyor zaten. Tabii zaten şişer. Reaksiyon verecektir zaten. Şimdi ikinci katımızı koyalım. Evet. Buyurunuz. Ceviz efendim, tarçına karıştırdığımız cevizimizi şöyle üzerine serpiyoruz. Şimdi Serap ablacığım üzerine tekrar
ne yapacak? İkinci hamurumuzu yayacağız. Evet, şöyle homojen bir şekilde yapayım da ablacığım kenarlara ben da tabii gelsin. Ben tabii şambali olarak çok severim. İzmir'in çok coğrafi tamam. işareti almış alameti farikasıdır. Hı-hı. Şambalini çok severim. Şambalinde badem de katarlar. Çok da lezzetli olur. Bayılırım ben de ona. Buna şam tatlısı diyoruz. Bunu da böyle kapatalım. Sonra bunun da üzerine bir güzel tahinli pekmezli evet, karışımımızı. Evet hazır o yine. Buna az bırakmışım demek ki. Yok hiç önemli altına çok, altına çok yok, koymuşum. Şey yapabilirsin. Üzerine de geldikten sonra hiç sıkıntı yok. Zaten o şöyle gömülecektir o. Evet. İçerisine çıkartmış olduğum yayalım. Cevizler. Evet hiç korkmayın. Tamam. Şambalimiz de hazır. Bunu da yine 180 dereceye bunu koymak lazım. Biraz daha için için pişsin. 200 derecede çok pişsin istemiyoruz. Bir anda üzeri kızarır. Bunun üzerini de yine kapatıyoruz. Şambalimiz, evet şam tatlımız. Birazcık böyle ben koyup. Evet. Harikasınız. Şöyle şey yapalım mı yine? İsterseniz elinizle tamam. yapalım. Harikasınız. Şimdi bunu tamam, içerideki süper. Fırınımız var. Stüdyo fırınlarımız doldu. İçerideki fırınımıza gönderiyoruz. Ve 180 derecede üzeri iyice kızarsın. Böyle 40 dakika falan olsun. Şöyle verelim. Buyurun. Teşekkürler. Evet, ben de şimdi sıra alına. Geldi. Sıra geldi. Hatay'ın alameti farikası. Bence sofralarının vazgeçilmezi, lezzetiyle doyumsuz olan zeytin salatası diyoruz biz ona. Zahter de katarlar tabii evet, ki zahteri. İçine ama hiç biz... Hiç bahsetmedik zahterden, bugün evet, zahter çok önemli. Bugün zahterimiz evet. yoktu. Evet. Çünkü yerel üreticiler biliyorsunuz çok zor durumda. Biz onlardan hep istiyorduk ama depoları yıkıldı, yeniden üretim yapmaları lazım. Bugün zahtersiz bir zeytin salatası yapacağız. Kabımızı önümüze alalım. Tamam. Ben siz tabii, malzemeleri tabii. koyarken hemen ben buraya alayım. Elimi de yıkıyorum evet. bu arada. Önemli. Şöyle ben alayım önümüze. Zeytinler burada. Tabii orada küçük böyle kırık zeytin diyorlar Sarap ablacığım. Böyle çekiç zeytini. Evet küçük minik böyle. İnanılmaz. Hani küçücük diyorsunuz ki yani şu kadar zeytinden ne alabilirim, tat alabilirim diyorsunuz ama tattığınız vakit bütün dünyanız değişebiliyor. Çünkü o kadar lezzetli bir zeytin. Küçücük, inanılmaz. Küçücük bir küçücük bir çekirdek, bol etli bir zeytin evet. düşünün. Böyle leblebi gibi 50-60 tane peş peşe yiyorsunuz. Yiyorsunuz, bu evet. o coğrafyada yetişen, o coğrafyaya özel halhalı zeytini evet. diyoruz. Ama biz burada çekiç zeytini kullanacağız. Ya da ben dedim ki evde kalan zeytinlerinizi, biraz yumuşayan zeytinlerinizi doğrayın, çekirdeklerini çıkarın. Siyah olur, yeşil olur. Hepsini karıştırarak bunu yapalım. Elinizi şey yapın. Evet, elimi çok... de kurulayım. Şefim çok... Evet, biz burada çeşitli zeytinler kullandık. Evet, yani biraz da şey de önemli. Az evvel bahsettik ki atıksız mutfak da önemli. Yani evdeki her şeyi kullanmak da çok çok önemli. Şimdi Hataylı hemşehrilerimiz bizi izliyordur. Tabii. Onlar zaten çok iyi biliyor ama biz... Biraz da o misyonu da edindik efendim, onun da altını çizelim. Evet, şimdi evde kalan yumuşamış, karışık, siyah ve yeşil zeytinleri evet. karıştırdık. Bunu hatta bir kavanoza doldurup bu salatayı, bu Hatay'ın bu güzel salatasını bir kavanoza doldurup geceliğin sahurda da çıkarıp zeytin yerine yiyebilirsiniz de. Şimdi bunun için ceviz. Ceviz çok önemli. Evet. Cevizi biraz daha aslında dövebilirmişiz. Hiç biraz. İyi de olsun. Ben İri böyle, de olabilir. Mesela çıtır çıtır yemekten çok keyif alıyorum. Pekala, ben. Tabii. Yani. Tabii benim dişli artık çok kesmediği için ben biraz daha tabii cevizi döverdim diyorum bu arada. Tabii ki maydanoz. Evet. Zahterimiz olsa olağanüstü evet. yakışırdı. Nanemiz var. Taze naneyi çok yakıştırıyoruz katayım değil mi? Katayım ben. Evet taze nanemizi. Doğranmış taze nanemizi. Harikasınız. Kokusu bile yani inanılmaz derecede. İnanılmaz. Evet. Stüdyoyu sardı. Evet. Aslında size bir şey diyeyim, ben reyhancıyımdır. Evet, evet, reyhan da güzel tabii. Yani reyhan da olsa olağanüstü yakışır. Şimdi nar var, o yüzden narı da koyabiliriz. Evet. Şu renklerin güzelliğine bakın. Ne kadar zengin bir coğrafya. Evet. Ne kadar ne kadar az malzeme ama ne kadar, o kadar lezzet. Yaşa. Hatay mutfağının aslında en önemli noktası bu. Evet, Sarap çok abicim. Doğru. Yani bunu tabii dediğim gibi yiyorduk ama orada işte teyzelerden, orada işte profesyonel bu şekilde Hatay mutfağını sunan yerel restoranlardan zaten bunu çok iyi derecede öğrendik, öğrendik gördük. Doğru, doğru. Ondan sonra buradan da
tüm şeflere, oradaki şef arkadaşlarıma, tüm esnafa sevgilerimi, saygılarımı çok çok geçmiş olsun diliyorum. Evet. Tekrar yakın zamanda inşallah ayağa kalkacaksınız. Yine biz o güzel sofralarda, Hatay'ın o güzel sokaklarında hep beraber olacağız. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben birazcık Hatay'ın başbiber salçasından. Evet, fark ettim. Çünkü bu başbiber salçası olağanüstü yakışıyor. Buna, birazcık zeytinyağı koyalım bunun mı? Için, zeytinyağımızı koyalım. Aslında bunun içine biraz böyle pul biber de yakışıyor. Ama baş biber salçası koydum ben. Birazcık biraz zeytinyağı. Daha zeytinyağı koyalım. Tamam. Evet. Şöyle şahane süper. Bir salata, meze, kahvaltılık, sahurda yiyeceğiniz bir karışım. Hatay'ın zeytin salatasına o güzel tadı veren malzemelerden biri de nar ekşisidir. Ben de tariflerimde %100 nar ekşisi kullanıyorum. Kıvamı ve tadı harika. Sadece salatalara değil, bulgurlu tariflere, evet, kısırlara hep nar ekşisi, hiç ayırmıyorum. Şimdi tabii biz göz kararı katıyoruz nar ekşisini. Şöyle bu çaptaki bir salataya 2 yemek kaşığı yeterli olur. Ama ben 3 yemek kaşığı koydum. Ben daha fazla. Biz tabii nar ekşiciler grubu, evet, öyle diyoruz. Şimdi zeytin salatamız da hazır. Harika oldu, bu kenara koyuyoruz. Şimdi sıra geldi. Biz size bir de öcce, evet, yani bir mücver. Ama Gaziantep'te de öyle derler, Hatay'da da öcce diye tanımlarlar. Çünkü yeşilliği, zerzevatı bol olur. Bol olacak, evet. Bir de bir öcce tavası vardır. Böyle altı yuvarlak, aşağıya evet, doğru gelmiş yumurtalık gibi tavalar görürsünüz. Aslında öcce tavası. Oralara yumurta koy, oralara yağ koyarlar. Öceyi de o yağı, kızgın yağların içine dökerler ve top top mücverler, evet, çıkar. Evet, özel tavası var ama tavanın, herkese tava yok. Elbette zaten ki. Biz bugün böyle kendi birazcık usulümüzde yapacağız aslında. Ana şeyimiz, malzemelerimizi verdikten sonra hiç sıkıntı değil. Ben hemen şöyle malzemeleri ön tarafa almak istiyorum. Bunları karıştırmak için bu malzemeleri, evet, de sana bir kase vereyim, tamam, değil mi? Tamam. Pekala. Hatta ben birazcık daha alayım. Serap ablacığım, yağımızı. Evet, zeytinyağımızı bol kullandım. Tamam. Evet, şimdi yumurtamızı alayım, unumu alayım ben. İlk önce yumurtaları çırpıp unu mu koyacağız önce? Şöyle, ben önce kuru malzemeleri bir karıştıracağım. Bence de. Öyle. Ya yani kuru malzeme dediğimiz nokta burada işte ıspanağımız var. Ispanağımızı şu şekilde alalım. Pekala. Ispanak, özellikle şefim ıspanak istedi. Burada 5 yaprak, 6 yaprak kadar, evet, evet, doğranmış fazla ıspanak. Buradaki en önemli nokta aslında taze sarımsak da çok önemli. Elbette. Ya taze sarımsak olması en önemli noktalardan bir tanesi. Yeşil soğan. Yeşil soğanımızı kattık. Burada bol miktarda yine maydanozumuz, nanemiz. Dereotu olur. Dereotu. Aslında hemen burada doğrayayım ben. Bir şöyle, parça da dereotu. Tabii ki hemen doğruyorum ben. Şimdi mücver bana göre Türk mutfağının en özel, en özel yemeklerinden biri. Çok severim. Mesela ben yurt dışında görüyorum, bu tür sebzeli omlet diyorlar onlar, frittata diyorlar. Biz onları ufak ufak kaşıkla döküyoruz ya da bunu bir tavaya da dökebilirsiniz. Karadeniz'in kayganası da öyledir. Puzzle'ı, evet, ben çok severim. Mısır unu kullanırlar. Böyle bol otu koyduktan sonra tuzumuz yok. Tuz vereceğim ama, peki, birazcık pul biberi ilave ediyorum, peki, ben. Şöyle pul biber. Tuzumuz burada hemen. Evet. Tuzumuzu. Tamam. Tuzumuzu da koyuyoruz. Ben Antep'te ve Hatay'da gördüm. Kadınlar şöyle hafifçe yoğuruyorlar. Evet, ama doğru olanı yapıyorsun çünkü Serap ablacığım, İyice karıştırmak sebze lazım. Sebze şeyler, su. Yani suyunu çıkarmadan. Sebze, yeşil yapraklı sebzelerin %85'i 95'i su efendim. Su. Evet. Serap abla gördüğünüz gibi yoğurdu, çöktü. Hafif yoğurdu, evet, ve çöktü. Evet. Biz kadın üreticilerimizi çok seviyoruz. Onlarla ilgili bir VTR'miz var. Şimdi onu izleyelim. Merhabalar, biz Hatay Meriçliği'nden Seyra. Meriçim. 6 Şubat'ta yaşadığımız ve 11 ili etkileyen deprem ve sonrasında yaşadığımız iki büyük depremde Antakya'da çok büyük bir yıkım yaşadık. Yaşadığımız bu felakette binlerce sevdiğimiz insanı ve kent merkezimizi maalesef kaybettik. Çiftliğimiz tarihi Karsis platosunda 150 yıllık bir zeytin çiftliği. Yaşadığımız bu süreci doğanın gücünü arkamıza alarak tekrar üretime başladık. Geçtiğimiz hafta kargoların mobil şubeyle hizmete başlamasıyla biz de internet sitelerimizi ve kargo operasyonlarımızı tekrar başlattık. Bu süreçte yerel üreticilere destek verilen kampanyalarda işletmemize ve tüm yerel üreticilere destek veren herkese çok teşekkür ederiz.
Yaşadığımız bu felaketten sonra doğanın iyileştirici gücünün kentimizin ve depremi yaşayan her yerin üzerine yansımasını diliyoruz. Ellerinize sağlık. Kadınlarımız ne kadar tatlı, canla başla çalışıyorlar. Çok. Yerel üreticilerimizi destekliyoruz, kadınlarımızı. Kesinlikle efendim. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hepsine. Biz yine sizin o güzel hazırladığınız, ellerinizin değdiği önceyi artık yavaş yavaş tamamlayacağız. Tamam. Son olarak birazcık ben karabiber katıyorum sevgili Serap ablacığım. Pekala. Unumuzu artık. Pekala. Hatta önce yumurtalarımızı kıralım. Pekala. Şöyle. Yumurtamızı kıralım. Biz tabii mücveri bir kaşıkla karıştırırız ama Hatay'da ve Gaziantep'te kadınlar mücveri böyle elleriyle hafif hafif karıştırırlar. Biz de o usul yapıyoruz. Şimdi unumuzu mu koyacağız? Evet, unumuzu. İki tane yetti çünkü biraz da öldürdün ya. Evet. Sarap abla hani o ayarlama konusu çok önemli. Çünkü mücver yapmak böyle bu tarz şeyler daha doğrusu öcü yapıyoruz ama bu tip şeyler yapmak çok kolay gibi gözükür ama aslında zordur. Kıvam. Kıvam çok önemlidir. Çok yavaş doğru. Yavaş da katıyorum ben. Unumuzu katalım. Evet. Hani daha çok yumurta katarsınız ama bu sefer de daha çok un katmanız gerekli olabilir. Çok un kattığın zaman da bu sefer çok sertleşiyor abla. Ve de tadını kaçırıyor. Evet. O yüzden az yumurta az un yapalım dedik. Bence de bu tamam. Evet. Toparladı. Birazcık da böyle. Bir tık daha katacağım. Bir tık daha. Tamam. Sizi kırar mıyız şef? Bir tamam. Tık daha kattık. Harika. Ve öncemiz çok karıştırmıyoruz. Böyle parmak uçlarıyla. Ben şimdi onu güzel pişireceğim. Evet böyle şimdi. Tavada efendim gördüğünüz gibi zeytinyağında böyle kaşık yardımıyla alıp böyle tavamız olmadığı için hem ekran başındaki izleyeceğimiz için de çünkü herkese tava olmayacak. O yüzden efendim bu şekilde yapmamız kafidir. Önce tavamız yok diye biz normal tavada normal pişiriyoruz. Tavada yapıyoruz. Bu arada fırında bakmamız lazım. Tepsi kebabımız ne alemde? Onu bir görelim bakalım. Evet. Bence tepsi kebabımız olmuş. Oo harika. Şimdi ben bir kere size bir şey söylemek istiyorum. Tabii suyunu saldı, sebze de koyduk. Harika değil mi? Harika. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bir gün böyle bir tepsi kebabı yaptık. Hataylı bir hanımefendiyle birlikte çok suyunu saldı. Et demek ki çok taze ve çok suluydu. Hemen dedi Sahrap Hanım o suyu alırız biz. Ya çorba yaparız ya hemen suyuna pilav sararız kebabın yanına getiririz diye. Aklınızda olsun böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu arada ekmeğimize bakalım. Müthiş, ekmeğimiz müthiş. Ne alemde? Evet zeytinli hasat ekmeğimiz de hazır. Harikasınız. Biz şimdi öccemizi pişiriyoruz. Pişireceğim. Biraz yağımın kızmasını bekliyoruz. Biz burayı toparlayacağız. Şimdi de iftar soframızı kuracağız. Mutfağımızı Hatay yemekleriyle zenginleştirdik. Tepsi kebabı yaptık. Kenarlarına da patatesler dizdik. Böyle çıtır çıtır oldu. Tabii Şam tatlısı. Üzeri böyle biraz kızarık görüyorsunuz ama çünkü biz üzerine pekmezle tahin de kattık. Sonra hasat zamanı, zeytinyağı hasat zamanı yapılan Tokaçlı köyündeki, Altınözü Tokaçlı köyündeki bir ekmeğimiz vardı zeytinli onu yaptık. Tabii ki Hatay'ın alameti farikası zeytin salatası olmazsa olmaz. Bu arada Esat şefim şahane bir öcce yani bir çeşit mücver yaptı. Bol otlu, olağanüstü güzel yaptı. Yalnız biz bir tahinli taratorumuz var. Bir tane tarif kaldı. Evet, biz bunu da size göstermeden geçmek istemedik. Özellikle Antakya sofralarının ayrılmaz bir parçasıdır. Limon suyumuz ve tahini karıştırırlar. Bayılırım ben buna. Bu hemen bir misafir gelince evde ne varsa maydanoz, dereotu ne isterseniz karıştırır çırparlar. Üzerine ben tabii daha da bol maydanoz veya ben bazen turp rendeliyorum acısını sıkıyorum. Bazen de ben bunun içine çok ince kıyılmış bir maydanoz dışında da marul da koyuyorum. Havuç da koyuyorlar. Kırıkan'ın çok güzel bir havucu var böyle kırmızı evet, doğru. Bir mor havucu var. Onu da çok kullanıyorlar. O da çok keyifli bir havuç. Bakar mısınız? Harika. Çok basit. Evet. Harika bir
tahinli bir tarator, telatur ne dersiniz evet, buna? Evet, evet. Bir de tabii cevizle de bunu süslemek lazım. Bir de en sonunda buna bir zeytinyağı da gezdirmek lazım. Sızma zeytinyağıyla da. Bu da bizim efendim tahinli taratorumuz ya da maydanozlu tarator. Turbu rendeleyin, bunun içine evet. koyun, suyunu sıkın. Bir artmış olan 3-5 parça, diyelim ki bir marulunuz, kıvırcığınız vardı. Onu da doğrayın. Tahinle çok hızlı bir şekilde limonu karıştırın. Biraz da tuz katın, biz tuz katmadık. Efendim ceviz de koyun. Son anda size yapabileceğiniz şahane bir meze ve de bir eşlikçi. Şimdi bugün neler yaptık? Hadi bir hatırlayalım mı? Sebzeli tepsi kebabı için gerekli olan malzemeler dana kıyma, yeşil sivri biber, kuru soğan, tuz, kimyon, kırmızı tatlı toz biber, maydanoz, sarımsak, Antakya başbiber salçası ve su. Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice yoğurup bir tepsinin içine yayıyorsunuz. Üzeri içinde domates ve patatesi incecik dilimleyip üzerine koyduktan sonra zeytinyağında gezdirip fırına koyuyoruz. Zeytinli hasat ekmeğinin hamuru için 2 su bardağı ılık su, kuru maya, toz şeker, zeytinyağı, un ve tuzu derin bir kabın içinde yoğurup 1 saat kadar mayalanmaya koyuyoruz. Kalıbını zeytinyağıyla yağlıyoruz. Üzeri için siyah zeytin, kuru soğan, karabiber, Antakya başbiber salçası, zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırıyoruz. Hamurun üzerine yaydıktan sonra fırına koyuyoruz. Hatay usulü zeytin salatası için 1 çay bardağı çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin, 1 çay bardağı yeşil zeytin, 1 çay bardağı biberli yeşil zeytin, yarım çay bardağı ceviz, ince doğranmış maydanoz, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı nar, 1 yemek kaşığı Antakya biber salçasını derin bir kabın içine koyup kaşıkla iyice karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı nar ekşisini gezdirip servise sunuyoruz. Yumurta öccesi için 1 demet ıspanak yaprağını, taze soğan, maydanoz, taze nane ve dereotunu incecik kıyıp derin bir kabın içine koyuyorsunuz. Pul biber, tuz, karabiber, yumurta ve unu ekledikten sonra karıştırıyorsunuz. Kızgın yağda kaşıkla dökerek kızartıyoruz. Tahinli tarator için limon suyu ve tahini derin bir kabın içine koyuyoruz. Maydanozu ve ceviz içinde ilave edip karıştırdıktan sonra bir tabağa koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ile süsleyip servis yapıyoruz. Şam tatlısı için 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, kabartma tozu ve toz şekeri derin bir kabın içinde yoğuruyoruz. Yumuşak ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Tabanı için tereyağı, pekmez ve tahini karıştırıp bir kabın altına sürüyoruz. İç harcı için de ceviz içiyle tarçını karıştırıyoruz. Şerbeti için 2,5 su bardağı un, 2 su bardağı toz şekeri kaynatıyoruz ve fırından çıkan ılık şam tatlısının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz. Süslemek için de üzerine ceviz koyuyoruz. Esat Şef'im çok teşekkür ediyorum. Sayende bu kadar çok çeşit yemeği bir güzel hazırladık ve de üstelik süsledik, ortaya koyduk. Evet, ne çok demek teşekkür efendim. Ediyoruz. Yani hep ne diyoruz? Birlikten kuvvet doğar. Bugün çok o doğru. Mutfakta bu güzel Ramazan mutfağında, sizin Ramazan mutfağında bunu gerçekleştirdik. Ben size bugün anısına efendim Hatay'dan, bütün Hataylılar olarak aslında bütün oradaki herkes için bu hediyeyi getirdim. Çok teşekkür Orada çok güzel bir gastronomi evi var. Hatay Gastronomi Evi. Profesör Doktor Nazan Savaş Hanımefendi. Evet. Lütfü Savaş Doçent Doktor, Belediye Başkanı'nın açmış olduğu ve çok güzel bir ekibiyle beraber Hatay yemeklerini aslında tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye servis ediyorlar. Onların da çok güzel bir kitabını çok bugün anısına size hediye Harikasınız. Etmek istiyorum. Harikasınız, çok naziksiniz. Bu kitap için de çok teşekkür Ekibi ediyoruz. Ekibe de çok sevgiler sunuyorum. Ekibe, herkese. Şefine, Süleyman Şef'e, İpek Hanım'a, tüm ekibe de çok sonsuz çok sevgiler minnetlerimi ve selamlar buradan. Tüm Hatay'a. Efendim biz birlikte sofralar kurarak iyileşeceğimize, bu zor günleri de dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyoruz. Umutlarınızın yeniden yeşerdiği, sofralarımızın bereketle dolduğu hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ve hep sağlıkla kalın. Hoşça kalın.